Radyoizotop taşınımı için cam konteyner tasarımını Monte Carlo simülasyonu ile optimasyonu sunumunu yapmak üzere sevgili Duygu Şenbaykal'ı alkışlarla alalım. Hoş geldiniz. Sevgili Duygu, kısaca bir kendini tanıt istersen. Tabii ki. Hepinize merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Duygu Şenbaykal, Nişantaşı Üniversitesi'nden biraz daha öne gelir misin mikrofonu? Tamamdır. Bugün sizlere radyoizotop taşınımı için cam konteyner tasarımından bahsetmek istiyorum aslında. Buradan ilerletebileceğim bir alan var mı? Özür dilerim. Bundan önceki sunumlarda da hep altı çizildiği üzere radyasyon aslında bizim hayatımızda çok kritik bir yerde. Ne onsuz yapabiliyoruz ne onunla çok iç içe bulunmak durumundayız. Biz biliyoruz ki tanı ve tedavi süreçlerinde özellikle radyasyon çok önemli bir yerde. Az önce Orhan hocamız da radyasyonun tanımını derin bir şekilde yaptı. Biz tanı ve tedavi süreçlerinde faydalanmak üzere başvurduğumuz radyoizotop enerjilerinden bahsedeceğim aslında. Örneğin galyum, iyot veya teknesyum gibi radyoizotoplar, radyofarmasötikler olarak da bilinir. Bunları yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Fakat bizler bu radyasyon enerjisinden optimum düzeyde fayda sağlayabilmek istiyoruz fakat aynı zamanda bunu yaparken de korunmak durumundayız. Hepimiz radyasyonun yarattığı biyolojik hasarların farkındayız, bilincindeyiz. Bu radyasyondan korunmanın en temel prensiplerinden biri de zırhlanmadır. Zırhlanma hepimizin bildiği gibi genellikle kurşun veya işte beton gibi geleneksel malzemelerle yapılır. Bu geleneksel malzemelerin en önemli özelliği aslında ağır bir çekirdek yapısına sahip olması atomik düzeyde baktığımız zaman. Burada radyoizotopların taşındığı cam kaplardan bahsetmek istiyoruz. Özellikle çalışmamızı buna odakladık. Çünkü malzemeler artık yeni nesil malzeme arayışlarına doğru ilerledi ve hepimiz biliriz ki nükleer tıp veya radyoloji alanlarında cam malzemeler de bir gereksinimdir. Örneğin herhangi bir radyolog korumasız camlı bir gözlükle de ilgili grafilere bakmamalı. Bu da zarar veren bir sonuç getirecektir. Dolayısıyla bu camlar da hem şeffaf olmasını isteriz hem de yayınlanan radyasyona karşı bizi korunmasını bekleriz. Ve geleneksel yöntemlerle de aslında kurşun katkılı cam yapılar bizi bu anlamda korur. Burada da yine radyoizotopların güvenli bir şekilde taşınımı için de cam konteyner kapların kullanıldığını biliyoruz. Burada radyasyonla birebir çalışan kişilerin ve hastaların korunumu oldukça önemli. Yani isteriz ki tam olarak spesifik bölgeye uygulayalım gerekli radyasyon dozunu. Dolayısıyla güvenli taşınım ve depolama da hayati bir öneme sahip. Biz kurşun katkılı cam yapılarla evet radyasyonun enerjisini sönümleyebilen bir malzeme ortamı yaratıyoruz. Fakat kurşun endüstriyel süreçlerde üretilirken çevreye toksik gazlar salmakta. Ve bu toksik gazlara biz doğada işte, nasıl söyleyeyim işte solunum, deriden emilim yollarıyla maruz kalmaktayız ve vücudumuzda hiçbir fonksiyonumuz, biyolojik fonksiyonumuz yok ki buna direnç göstersin. Bir şekilde hasara uğruyor. Dolayısıyla da artık biz yani dünyadaki bütün çalışmalar, yani bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde de istiyoruz ki kurşunsuz fakat kurşun gibi radyasyonun enerjisini sönümleyebilen bir maddesel ortam elde edelim. Dolayısıyla da borosilikat cam yapısı olarak bilinen, aslında hepimizin kullandığı bir cam yapısından bahsedelim. Bor ve silisyum, camı cam yapan elementlerdir. Öyle bir katkılama oranı gerçekleştirmeliyiz ki kurşun yerine daha farklı bir metal veya ağır metal oksit katkılayarak kurşunsuz bir malzeme ile birlikte
aynı oranda koruma sağlayabilelim. Burada kaynakçada da yer alan çalışmalar bunun altını çiziyor aslında. Çokça çalışma var bu anlamda. Eğer fırsatınız olursa iletişime de geçebiliriz, konuyla ilgilenirsiniz. Borosilikat katkılı camların aslında kurşunlu camlara birer alternatif oluşturabileceği yönünde. Dolayısıyla biz de bunu dayanak alarak borosilikat katkılı bir cam inceledik, fakat içerisine bu sefer denemek istedik. Kalayoksitle baryum oksit gibi düzenleyici bir malzeme eklersek acaba nasıl bir davranış gerçekleşir? Elbette ki biz bir yeni malzeme tasarımı üzerine odaklanıyoruz ve bu tasarımı gerçekleştirirken de pek çok fiziksel özelliği bilmemiz lazım. Örneğin radyasyona karşı dirençli bir malzemeyi üretebildiğimizi söyleyebilmemiz için o radyasyon enerjisinin birim kütle başına ne kadar azaldığını veya malzeme içerisinde herhangi bir parçacıkla karşılaşmadan serbest olarak ilerleyebildiği mesafeyi bilebilirsek veya örneğin radyasyon kaynağım burada, bu elimdeki kumanda bir zırhlayıcı malzeme ise isterim ki içerisindeki atomik yapılarla karşılaşsın, onlarla enerjisini yitirsin ve dışarıya da zararlı olan enerjisini salmasın. Dolayısıyla bu gibi parametreleri belirleyebilmek için aslında transmisyon faktörü veya foton geçirgenlik faktörünü de belirleyebilirsek total bir bakış açısıyla aslında biz doğru bir tasarımın peşine düşebiliriz. Fakat biliyoruz ki radyasyon zararlı ve ben her malzemenin testini deneysel ortamda gerçekleştirmem sağlıksız. Dolayısıyla simülasyon hayatımızda önemli bir yere sahip ve kod yazılımıyla biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden çalışmamızın yöntemini Monte Carlo simülasyon metodu oluşturmakta. Bu metoda başvurmamızın temel sebebi aslında bir deneyi ben laboratuvar ortamına girsem bir kez gerçekleştirebiliyorken veya sayısını artırabiliriz. Ama burada örneğin kurduğumuz bir süre zarfında bir deney veya bir olay binlerce kez gerçekleşiyor ve gerçekleştiği durumda da meydana gelebilecek bütün radyasyon madde etkileşim biçimleri olarak tarif edelim, bütün olasılıkları bana veriyor ve bu da elimde yüksek olasılıklı bir veri elde etmemi sağlıyor. O yüzden Monte Carlo N Particle çok parçacıklı yapıların malzeme içerisindeki taşınımıyla ilgili olan bu kodla ilerledik. Ve bu kodu tercih etmemizdeki sebeplerden biri de rahat kullanımı. Aylar yıllar sonra alabileceğim yanıtları, deney sonucunu ben birkaç dakikada elde edebiliyorum. Dolayısıyla da Monte Carlo yöntemiyle ilerledik. Bu Monte Carlo yönteminde takdir edersiniz ki bir kod yazılımı gerçekleştirilmekte. Ve bir bu boş, nasıl söyleyeyim, aslında bizim laboratuvarımız gibidir ve biz hangi deney setup'ını kullanacaksak onun bütün detaylarını geometrik olarak işlememiz gerekiyor. Burada MCMP kod yapısının da genel hatlarından bahsedeceğim. Çok sizleri yormak istemiyorum. Hücre kartı, yüzey kartı ve data kartı olmak üzere. Bu aslında şu demek. Şu burada gözlemlediğimiz bir deney setup'ımız aslında. Ben istiyorum ki radyasyon kaynağıma, öyle bir konuma yerleştireyim ve incelediğim malzeme ne olursa olsun onu ışınladığımda sonucu elde edebileyim. Ben buradaki deney setup'ımı bu şekilde kurguladım çalışmam kapsamında ve yan tarafta da hepimizin aşina olduğu aslında o cam radyoizotopların taşındığı bir konteyner görmekteyiz. Burada da modelleme ile birlikte yaptığımız tasarımları gözlemliyoruz. Bunun çeşitli gösterim yöntemleri var ve detay detay ne tasarladıysak üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Sizlere bahsettiğim az önceki o zırhlama parametreleri ne ait grafikleri biz 4 farklı cam yapısı için gerçekleştirdik. Ve bu cam yapılarını gerçekleştirdiğimizde örneğin az önce bahsettiğim gibi bir radyasyon enerjisinin malzeme içerisinde ortalama olarak hiçbir atomik yapıyla karşılaşmadan ilerlediği
bir mean free path veya ortalama serbest yol olarak gözlemlediğimiz grafikte, evet, dört tane cam yapısının her birinin değeri her zırhlama parametresiyle ilgili yakın değerler içeriyor. Bunun da sebebi şudur, bizler bugün bir cam formu elde etmek istersek belirli oranlarda silisyum, boroksit veya katkıladığımız diğer düzenleyici malzemeler neyse onların belirli bir sınırı var ne yazık ki. Eğer biz oranları artırırsak evet yoğun bir malzeme elde ederiz, daha iyi korunuruz fakat artık onu gerçek koşullarda cam formunda elde edemeyiz. Tuz buz olmuş bir halde de elde edebiliriz. Dolayısıyla amacımız bizim katkılama oranlarını böyle minik minik artırıp aslında en optimal düzeye gelebilmek. Dolayısıyla burada da her grafiğin verdiği ortak yanıt G1 olarak kodladığımız cam yapısı oldu. Burada da simülasyonunu gerçekleştirerek elde ettiğimiz foton geçirgenlik faktörüne yönelik grafiğimizi görmekteyiz. Malzememizin kalınlığını arttırarak veya radyasyon şiddet değerimizi arttırarak belirlediğimiz düzeyde belirleyerek ilgili ölçümleri alabiliyoruz. Burada spesifik olarak teknesyum radyoizotopundan yayınlanan yaklaşık 0.141 milyon elektron voltluk bir enerji değerinde bir simülasyonumuzu gerçekleştirdik ve diğer zırhlama parametreleriyle örtüşen bir sonuç elde ettik. Sonuç olarak da biz kurşundan kaçınmaya çalışıyoruz. Kurşunu kaldırıp içerisine ne koyarsak daha sağlıklı bir endüstriyel süreç geçiririz tüm dünya olarak. Bunun peşindeyiz ve bu alanda da yapılan çalışmaların yelpazesini genişletmeyi biz de hedefliyoruz. Dolayısıyla da bu yaptığımız çalışmayı literatüre bu şekilde sunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, sevgili Duygu, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Seni de yerine alalım.